Evet, öncelikle merhaba. Aslında bakarsanız ben kendim de bir girişimciyim. Çünkü belki eskiden tanıyanlarınız vardı. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar Turkcell'de genel müdür yardımcısıydım. Yeni teknoloji işlerinden sorumlu. Ve geçtiğimiz yıl, işte Şubat sonunda dedim ki uzun süredir çok inandığım, aslında bir dönemde Turkcell için de yapmak istediğim bu Türkiye'ye bir early stage, erken aşama teknoloji fonu kurmak istiyorum. Ve gerçekten buradaki girişimciliği daha değişik bir şekilde destekleyip önümüzdeki dönemde biraz sonra bahsedeceğim çok önemli trendler var. Bu trendlerle ilgili bir başarı hikayeleri dizisi yaratmak istiyorum buradaki girişimcilerle diye düşündüm. Ve işimi bıraktım. Yani Turkcell'deki genel müdür yardımcılığı teknolojiden sorumlu. Herhalde teknolojiyle ilgili gidebileceğiniz birkaç pozisyondan bir tanesi. Ama inanın şimdi anlatacaklarım beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Revo, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Revo'yu sonuçta kurduk. Ama fikren tabii ki hani Şubat ayında biz çalışmaya başlamıştık. Revo rüya demek. Yani rüyaları gerçekleştirmek için bir sermaye veriyoruz gibi bir yola çıktık. Ve gerçekten de o dönemde geçen yılı hatırlarsanız başlarında özellikle bir e-commerce furyası vardı. Yani daha önceki yıllardan da gelen herkes e-commerce'e yatırım yapıyordu. Biz dedik ki biz e-commerce'e yatırım yapmayacağız. Biz mutlaka arkasında bir teknoloji istiyoruz. Biz mutlaka arkasında bir kendine bir bariyerle rekabet gücü sağlayan uygulamalar istiyoruz. Özellikle bunlara yatırım yapmak istiyoruz. 2006 yılında ben Turkcell Teknoloji'yi kurdum. Turkcell Teknoloji, Turkcell'in birçok software'lerini geliştiren çok değerli yazılımcıların olduğu bir Ar-Ge merkezi. Ve orada şunu öğrendim. Gerçekten Türk insanının yazılımla ilgili belki birçok alanda olmayan bir avantajı var. Bu pratik düşünme, biraz işin kolayına kaçma yazılımda çok işe yarıyor. Çok farklı ve çok daha verimli kodlama yapılabiliyor ve ben hep şunu gördüm yıllar içinde CIO olduğum dönemde oradaki ekip beni hiçbir zaman yanıltmadı. Hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmadı. Benim o yüzden özellikle teknik kişilere karşı, oradaki mühendis ekibe karşı çok büyük bir saygım oluşmuştu. Şimdi aynı şekilde gerek teknik, gerekse business, bunları bir araya getiren girişimcileri de nasıl destekleyebiliriz? Biz Revo olarak ona bakıyoruz aslında. Revo bir Hollanda fonu. Bu yapı tümüyle Hollanda'da kurulmuş bir yapı. Çok güçlü yatırımcıları var arkasında. Ama biz özellikle 50 milyon dolarlık bir fon kurduk. Çünkü Türkiye için aslında girişim olarak baktığınızda daha büyük bir fona da çok ihtiyacınız yok. Ve fonları çok büyük tutmak aslında riskli de bir şey. Çünkü bunlara çarpanlarla getiri getirmeniz gerekiyor. O yüzden en ideal optimum büyüklüğü yakalamanız çok önemli. Çok iyi bir ekibimiz var Revo olarak. Biz hepimiz ürüncüyüz. 5 kişilik bir ekibiz. Turkcell'deki 2 tane head'im ve CFO'm da ekipte. O yüzden binlerce lansman yapmış bir ekibiz aslında. Ve teknolojiyle çok büyük bir heves alıyoruz. Özellikle disruptive işler çok hoşumuza gidiyor. Türkiye'de nasıl bir ortam var diye bakarsanız, Türkiye'de eğer şirketiniz rakamları azıcık da olsun bunu gösteriyorsa 5 milyon doların üstünü bulmak çok kolay Türkiye'de. Yani gerçekten özellikle private equity'ler, Türkiye'de kaç tane fon var bir tahmin edebilir misiniz? Mesela 20 tane fon var diyenler bir elini kaldırabilir mi? 30 tane fon var diyenler? 50 tane fon var diyenler? Türkiye'de tam 62 tane fon var. Ve bunların hepsi de 5 milyon doların üstünde size para vermek için aslında yarışıyorlar. Bunlar çok büyük fonlar. Ama bunlar private equity. Önce private equity ile VC ne demek onu da bir anlamakta büyük yarar var. Private equity aslında büyümüş, kendini kanıtlamış bir işe yatırım yapıyor. Ve genelde çoğunluk hisse alıyor. Çoğunluk hisse aldığı yani en az 51 alıyor. Şirketin yönetimini tümüyle değiştirebiliyor. Yani direksiyona oturuyor. Şirketin rakamlarını
belli bir dönem odaklanarak ciddi şekilde geliştiriyor ve daha sonra birine satıyor. VC ise daha çok direksiyondaki değil de co-pilot şeklinde hiçbir zaman çoğunluk hisse almıyor. Genelde en fazla %30'a kadar hisse alıyor. Bir suflör şeklinde aslında yönlendirmeler yapıyor devamlı. Yani tam bir ortak gibi yana oturuyor. Ama tabii daha küçük yatırımlar yapıyor ve daha riskli iş yapıyor. Çünkü daha kendini kanıtlamış, EBITDA'sı pozitife gitmiş işler olması gerekmiyor VC'lerin girmesi için. Türkiye'de çok VC yok. Türkiye'de 212 var, Astonova var. Hani özellikle faal VC'ler açısından. Ve Early Bird'le 3TS'de yeni fonlarını kapadılar. Türkiye'de aslında bütün Türkiye'nin VC ortamı bu. Ha, bir de yeni büyüyen, özellikle bizim de büyümesini çok desteklediğimiz bir angel network'ü var. Yani bunlar birey olarak bir fikri görmüşler. Ya ben bu işe yatırım yapacağım diyorlar. Yani bunlar ilk aşaması aslında. Bunlar 250 bin dolara kadar yatırım yapıyorlar genelde. Daha büyük yapanları da olabilir. Ama doğrusu 250 bin dolar diye demek doğru olur herhalde. İşte Galata Business Angels, işte Keiretsu ve TRP'nin bir yine bizim 250 bin dolar seviyesinde yatırım yaptığı için oraya koyduğumuz böyle networkler de var. İlk girişimci olduğunuzda liderliğine güvendiğiniz, geçmiş tecrübesine güvendiğiniz bunlardan biriyle hareket etmeniz çok doğru. Ürünü çıkardıktan ve ürün artık netleştikten sonra bir VC'ye gitmeniz, VC bizleriz, bizlere gelmeniz daha doğru. İnşallah sizi büyüttükten sonra da private equity'lere hep beraber yolluyoruz. Private equity'ler ne yapıyor? Mesela halka açıyorlar. Ya da daha büyük bir işin sahibine, stratejik bir alıcıya işi satıyorlar. Türkiye'de böyle şeyler oluyor mu derseniz, işte son 3 yılda Türkiye'de olan bütün deal'lar burada. Yani bayağı hareketli Türkiye. Özellikle bu bahsettiğim angel, VC, private equity demiyorum. Private equity yıllardır var ama angel ve VC'ler son yıllarda özellikle hareketlendi. Yani bütün o demin gördüğünüz şu ortada, hani Revo, Astonova, 212, bunlar 3 yıllık olay. Yani 3 yıl olan bir geçmişi var bu işin. O yüzden bütün Türkiye öğreniyor. Amerika'nın 150 yıllık olayı. Amerika'yı Amerika yapan, bugün hani çok teknoloji konusunda her gün bir haberine şaştığımız Amerika'yı Amerika yapan aslında VC'ler. Angel'lar ve VC'ler diyebiliriz. Bizde de bunlar daha yeni kuruluyor. Biz 3 tane alana yatırım yapıyoruz. Bu 3 alandan çok heyecanlanıyoruz. Özellikle Türkiye'nin de bu konuda çok önemli bir geleceği olduğunu düşünüyoruz. Bu alanlardan bir tanesi B2B bulut sistemleri. Bu bulut çok konuşulan bir konu. Aranızda bulutla ilgili kafası net olan var mı? Ya bulutu iyi biliyorum ben diyen var mı? Bir elleri görebilir miyim? Ona göre daha detaylı anlatayım. Arka taraf. Kısaca bahsedeyim o zaman. Biz arkadaşlar şöyle, bulut dediğiniz aslında kendi IT yapısını bünyenizde tutmadığınız, hiç nerede olduğunu bilmediğiniz bir data center'dan hizmet aldığınız servisler demek aslında. Bu özellikle son 10 yılda Amerika'da çok hızlı büyüyen bir alan. Niye Türkiye'de biz buna çok inanıyoruz? Şöyle, Turkcell günlerimden gelen bir datayla, ben Turkcell'den ayrıldığımda 31 bin kilometre, bu yılda 36 bin kilometreye gelmiş fiber döşemişti Turkcell. Türkiye'nin birçok yerine, 10 iline 36 bin kilometre fiber döşemiş durumda. Rakibi Türk Telekom'da inanın en az o kadar yapmıştır. Tam bilmiyorum onun rakamlarını ama o da boş durmuyor. O da yapmıştır. Yani Türkiye fiber açısından baktığınızda dünyada kaçıncı ülke? Bir tahmininiz var mı? 7. ülke arkadaşlar. Yani şaşırıyorsunuz değil mi? Türkiye 7. ülke. Fiber açısından bakıldığında müthiş bir altyapı var. 3G ve mobil kapsama açısından bakıldığında Türkiye kaçıncı ülke? 1. Ama 17 tane bir var. Çünkü herkes %100 kapsamış. Ama yani işin özüne baktığınızda Türkiye altyapı açısından ilk 10'da. Fakat bunun üstündeki bütün software'e bakarsanız, yani
Oracle'ı, yani yabancıları da koruyun. Oracle'ı koyun, SAP'yi koyun. Türkiye'deki bütün software pazarı yıllık ne kadar tahmin edin? 1 milyar dolar. Bu şimdi 1 milyar dolar çok bir paraymış gibi geliyor size ama Türkiye açısından büyük ayıp. Yani software konusunda bu kadar potansiyeli olan bir ülke 1 milyar dolar üretmiyor olması lazım. Çünkü 2 milyon KOBİ var. Bu 2 milyon KOBİ'nin bu değeri alarak Brezilya ya da bu konuda çok gelişmiş olan İngiltere'ye oranlarsak Türkiye'nin software pazarının 20 ila 30 milyar dolar olması lazım. Yani infrastructure olarak çok ilerideyiz. Üstündeki software olarak Amerika'nın şu anda 12 yıl falan gerisindeyiz. Bu da ne demek? Burada çok büyük bir fırsat var. Çünkü Türkiye'de 2 milyon aktif KOBİ var ve bunların her biri önümüzdeki dönemde devletin yönlendirmesiyle, burada devlet çok destekliyor bu arada bütün bu yapıları. Devletin yönlendirmesiyle 2018'e kadar hepsi e-faturaya geçmek zorunda. E-deftere geçmek zorunda. E-arşive geçmek zorunda. Ufacık KOBİ bunları kendi serverlarını kurup mu yapacak? Yapamayacak, ne yapacak? Hepsi cloud hizmeti alacak. O yüzden bu konulardaki bu cloud servisleriyle ilgili önümüzdeki 5 yılda bir patlama yaşanacak. Özellikle B2B hizmetlerden hoşlananlar ve yani buralara kafa yormak isteyenler için bence enfes bir alan. Onu açıkça söyleyeyim. İkinci alan bizde Internet of Things. Yani aslında internete önümüzdeki dönemde her şey bağlı olacak. İşte ne bileyim, bu kolumuza taktıklarımızdan tutun, arabalardaki işte gözetleme sistemlerine kadar, evimizde akıllı evlere kadar, ileride bunlar da birbirleriyle konuşmaya başlayacaklar. Zaten Amerika'da işte bir Nest yatırımı falan duymuşsunuzdur, 3.2 milyar. Hani bu adamlar niye buna bu parayı veriyor? Çünkü uzaktan evi kontrol edebilir hale getiriyor birçok insanı. Şimdi bu konuda da Türkiye'de bu tip bir servis şirketi var mesela. En basiti ama var. Hani Internet of Things değil ama var böyle bir servis şirketi. Ne mesela? Çok geçmişte önemli bir exit'i oldu. Pronet. Pronet benim bildiğim 85 bin tane evi uzaktan hizmet veriyor. Şimdi bunu çok değişik konular, arabaların da Pronet'i olur. Biri gelsin arabaların Pronet'ini yapsın mesela, biz hemen fonlayalım. Bizim için bunlar çok önemli alanlar. Internet of Things bizim gerçekten çok ilgi duyduğumuz alanlar. Evin akıllı eve dönüşüm çok ilgi duyduğumuz alanlar. Bu tip servis şirketleri Türkiye'de önümüzdeki dönemde mutlaka hızla büyüme yaratacaklar. Üçüncü alan, değişik bir alan. Biz e-commerce'e 50 milyon dolarla e-commerce'e giremezsiniz. Niye giremezsiniz? N11'i bilen var mı? N11.com. Bilen elleri görebilir miyim? Ama birden eller kalktı. N11'i nasıl öğrendiniz? Hiç alışveriş yapan var mı N11'den? Ben N11'de en çok şuna şaşırdım. İlk açılmıştı. Bizim arkadaşlardan bir tanesi bir televizyon aldı. Teknosa'da baktık 1300 lira. N11'de 700 lira. 800 liralık, 870 liralık da kupon veriyor. Ondan sonra kendi kendime dedim ya, bir Kayseri'liye buradaki ticareti bir anlatsanıza. İmkansız yani. O yüzden niye? Biz de N11'de arkadaşlarla mesela konuşuyoruz. Yani 100 küsür kağıt sonuçta pazarlama bütçeleri var. Yapabilirler. Biz fon 50 milyonluk. Adamın pazarlama bütçesi 100 küsür kağıt. Yani 50 milyon dolarlık fonla e-commerce'e girilmez. Buradan bu anlaşılıyor. Ama neye girilir? E-commerce'ün hizmet eden platformlara ve yeteneklere, yani ne demek istiyorum? Ödeme sistemleri bizim çok ilgi alanımızda. Marketing automation dediğimiz özellikle büyük data, yani big data'yı çok hızlı aksiyon almayla anlamlandıran sistemler, tavsiye motorları, bütün bunlar bizim çok odak alanımızda. Yani biraz daha teknolojinin konuşulduğu bir alan bu aslında. Burada da enteresan yatırımlarımız var. Bir de dijital pazarlama var. Mesela bizim burada bir yatırımımız var, belki duymuşsunuzdur. Onedio'yu duyan var mı? Mesela bakın, aynı sayıda el kalktı. Biri 130 kağıt marketing bütçesi harcamış. Biz Onedio'da ayda 6 bin lira harcıyoruz.
Ama aynı sayıda kalktı. Bu da Onedio'nun başarısı aslında. Biz firmalara nasıl destek oluyoruz? Üç çeşitli destek oluyoruz. İnanın para bunlardan en sonuncusu. Birinci desteğimiz çok ciddi bir şekilde firmanın ihtiyaçlarıyla ilgili tecrübemizle ona yön vermeye çalışıyoruz. Hep co-pilot rolündeyiz. Şirketi her zaman şirketin sahibi yönetiyor. Biz co-pilot yönündeyiz. Biz yönetim kurulunda bir tane koltuğumuz var ama onun en yakın dostu, ortağı, arkadaşı, abisiyiz. Ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki, şimdi o ne diyor, millet çalışmak istiyor ama mesela bir tane yatırımımız diyelim, daha yeni, ufak bir şirket, kimse orada çalışmak istemiyor. Adam gittiğinde mesela kaliteli eleman bulamıyor. Ama biz yatırım yaptıktan sonra mesela bir güvence oluyoruz. Hem kendi çevremizden hem de bir sürü o konunun uzmanı gelip o şirkete çalışmak istiyor. Öyle bir pozitif etkimiz oluyor. Yani çünkü insan her şey. Bu şirketlerde insan gerçekten her şey. Oradaki ekip o işin patlayacağını ya da kötü anlamda patlayacağını direkt belirleyen ekip oluyor. İnanın üründen daha önemli insan. Biz bazen hani çok sevdiğimiz, yani çok beğendiğimiz bir lideri mesela fikrini çok beğenmesek de bambaşka bir projede kullanabiliyoruz. Yani öyle örnekler de oluştu. O yüzden insan çok önemli. Firmaya çok ciddi yönlendirmelerimiz oluyor. Onu organizasyon yapısı, nasıl kurması gerektiği, hangi pozisyonların eksik olduğu, stratejik önümüzdeki dönemde yol haritasını hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Biz çok ellerini sıvayan bir VC'yiz. Hani bu herkes böyle olmayabilir, kimisi sadece çeki veriyor, ayrılabiliyor. Biz öyle değiliz. İkinci olarak da hem çok güçlü yatırımcılarımız olmasından hem de geçmiş profesyonel geçmişimizden dolayı biz o firmanın büyümesinde çok hızlı bir şekilde ona her yerle toplantılar ayarlayabiliyoruz. Bizim Türkiye'de hani değemediğimiz nokta yok. O yüzden çok hızlı müşteri bulmasını sağlıyoruz firmanın. Çok hızlı bir büyüme yaşamasını sağlıyoruz. Yani bahsettiğim firma ya da biraz sonra bahsedeceğim firmalar bunu hep yaşıyorlar. Üçüncü olarak da sermaye koyuyoruz. Yani ama sermaye bizim hiç öne çıkardığımız bir konu değil. Hani hatta üçüncü olarak sıraladığımız bir konu. Ekibimizde Özcan Tahincioğlu, Endeavor'ın uzun süreler başkanlığını yapıp Türkiye'ye getirmiş kişilerden biri. Belki farklı yatırımlarından da tanıyorsunuzdur. Hem inşaat, hem enerji, hem de tarım alanında çok büyük yatırımları var. Teknolojiye de çok büyük bir ilgisi var ve bizim de büyük bir destekçimiz ve ortağımız. Ben kendimden bahsettim. Bora benim 16 yıldır yani üniversiteden çıkar çıkmaz hep benimle birlikte çalışmış biri. Önce Arçelik'te, sonra Turkcell'de, sonra değişik pozisyonlarda. Berkin 4 yıl önce T-Mobile Amerika'dan benim Turkcell'e gelmeye ikna ettiğim, orada strateji ve pricing'in başındaki head ve Turkcell'de de Turkcell TV'yi yapmıştı. Ve bütün o kurguyu yapmıştı. Hem execution'ı hem de trendleri çok iyi takip etmesiyle çok akıllı bir arkadaşımız. Cem bizim CFO'muz. Biz şirketlere, şöyle bir desteğimiz de oluyor. Şirketlere yatırım yaptığımızda hemen onların bütün raporlama dashboard'unu oluşturuyoruz. Çünkü bu şirketler çok ufak olduğu için öyle bir deneyim olmayabilir içeride. Hani düzenli olarak neler raporlanacak, neler monitör edilecek, hangi KPI'ler çok önemli bu şirket için. Direkt onları oluşturuyoruz. CFO'muz hep o işe destek oluyor. İki tane de industry advisor'ımız var. Biri Nick Baim, kendisi VanRock'ın, bu Amerika'nın en büyük VC'lerinden biri, managing partnerlarından. Brook da önce T-Ventures'dı, şimdi Telstra'nın direkt M&A'inden sorumlu direktör. Biz düzenli olarak Amerika ile hep hem görüşüyoruz hem ziyaretlerimiz var. Orada 6 tane VC ile artı industry advisor'larımızla hep portföyümüzü, yatırım yapmayı düşündüğümüz şirketleri onlarla paylaşıyoruz. Onların da heyecanlandırmasıyla aslında bir sanity check yapmış oluyoruz. Yani bir şekilde kendi kendimizi kontrol ediyoruz. Öyle de bir yapımız var.
4 tane yatırımımız oldu. 5.'yi de geçen hafta imzaladık ama daha duyurmadık. Daha çünkü term sheet aşamasında due diligence yapılıyor. Bir tanesi Onedio. Onedio'dan bahsetmiştik. Onedio 5 ayda müthiş bir büyüme yaşamış bir yatırımımız. Biliyorsunuz bir sürü hem haber agregasyonu yapıyor ama çok eğlenceli içerikler de var içinde. Buna native advertising deniyor. Yani aslında gözünüze sokmadan reklam yapma yeteneği. Şu anda dünyadaki en önemli trendlerden bir tanesi bu. Ya da advertising as content de deniyor. O ne diyor? Biz yatırım yaptığımızda yaklaşık 5 ay önce 3 milyon aylık visit vardı. Şu anda 26,5 milyon oldu. 7 milyon Facebook üyesi vardı. Şu anda 30 milyonu geçti. Türkiye'nin 374. sitesiydi biz yatırım yaptığımızda. Şu anda 36. sitesi. Yani gerçekten çok hızlı bir büyüme yaşıyor. Finansal olarak da çok önemli müşterilerle kampanyalar yapmaya başladı. O da bu ay EBITDA pozitife geçti. 8 Digits bizim çok sevdiğimiz bir teknoloji şirketi. Bu aslında global potansiyeli olan. Mesela o ne diyor? Bundan sonra şu anda bir B serisi yapıyor. Ne yapacak? Rusya'ya, Orta Doğu'ya ve Almanya'ya açılacak o ne diyor? Çok yakında inşallah. Ama 8 Digits bir dünya şirketi aslında. 8 Digits ne yapıyor? Bir marketing automation yapıyor. Özellikle e-commerce'çiler için senaryolar var. Belli bir şey gerçekleşirse tak diye bu aksiyonu yap. Yani mesela internet sitenizde bir adam bir sayfada çok uzun süre kaldı. Chat size yardımcı olabilir miyim diye instant messaging çıkarttırabiliyorsunuz. Ya da işte biri geldi aynı ürüne iki kere baktı. Ya %25 indirim ister misiniz bu üründe diyebiliyorsunuz. Çok güzel bir tool. Özellikle hani kendi yaptığınız geliştirmelerde de kullanabilirsiniz. Çünkü bu B2C değil aslında girişimcilere de hizmet veren bir tool. E-Defter çok bizi heyecanlandıran bir yatırım. Biraz önce bahsettiğim cloud'da özellikle cloud'da bir finansal yönetim sistemi özellikle KOBİ'ler için hani 10-12 kişiye kadar olan şirketlerin muhasebesini yönetmesi için çok güzel bir sistem. Özellikle KDV hesapları, işte resmini çekiyorsunuz, masraflarınız otomatik işleniyor filan. Bütün o Amerika'daki QuickBooks Zero'yu aynen Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz bununla. Aynı zamanda E-Defter'i Amerika'nın bu konudaki en büyük VC'sini de yatırım yaptırttık bizle birlikte. Bunu da çok değerli, oradan çok tecrübe geliyor. Sky Atlas'ta yeni yatırımımız. Bu da aslında Amazon'la aynı hizmeti vermek için yola çıkmış bir şirket. Ama iki tane önemli olay var, iki tane önemli patenti var. Şu anda dünyada kimsenin yapmadığı şekilde dinamik olarak talebe göre server sayısını ya da core sayısını azaltıp çoğaltabiliyor. Böylelikle çok tam kullandığınız kadar para ödüyorsunuz serverlarınıza. Girişimleriniz için enfes bir firma daha. Yani çok rahatlıkla ürünlerini kullanabilirsiniz. Evet, Revo kabaca böyle. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde yaptığımız yatırımlarla toplam 21 tane yatırım yapıyor olacağız. Ve umarım bir gün sizlerin de kurduğu şirketlere yatırım yapma fırsatımız olur. Girişimciliği düşünen var mı aranızda bu arada? Girişimciliği düşünen elleri göremiyorum. N11'e daha çok el kalktı ya. İyi ama yani daha çoğa ihtiyacımız var. Şeyi hiç unutmayın. Eskiden bu girişimcilik bizde çok popüler değildi. Bu hepimiz için geçerli. Mesela ben de iyi okullarda okudum. Sonra mutlaka hani iyi bir yere girip çalışmam gerekiyordu. İşte Arçelik'e girdim. Bu da niye? İşte ne bileyim kız arkadaşının annesi nerede çalışıyorsun deyince hani Arçelik'te deyince bir şey oluyor ya. Şimdi Türkiye bunları aşıyor artık. Şu anda girişimcilik 1000 kere daha popüler. Girişimcilerin 1000 kere daha fazla potansiyeli var. Özellikle büyük şirketlere girip hani %60 mutlu olmaya çalışmayın. Bence kendinizi kanıtlayıp dışarıda potansiyelinizi tümüyle gerçekleştirmeye çalışın. Peki, sabahtan sorumuz var mı? Arkada var herhalde. Yok kalmadı.
Yok mu galiba? Ha, var. Mikrofon sesini bekliyoruz. Peki mikrofon sesi o zaman hallolana kadar Cenk Bey, benim size bir sorum olacak. Buyurun. Beşinci yatırım geliyor dediniz. Evet. Türkiye'den anladığım kadarıyla. Evet. Hangi sektörden olacak? En azından onu bizle paylaşabilir misiniz? Ses. Bu da yine B2B Cloud ile ilgili bir yatırım olacak. Bu daha büyük bir şirket. Biraz daha kendini kanıtlamış. Yine tümüyle teknoloji üreten ve B2B'de hizmet veren önemli bir yazılım şirketi olacak. Peki. Buyurun. Merhabalar. Bahçeşehir Üniversitesi'nden geliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte. Hoş bulduk. Öncelikle İsmail Hakkı hocamız başta olmak üzere bütün organizatörlere çok teşekkür ediyoruz. Size yöneltmek istediğim soru şununla ilgili. Şimdi bizim aramızda çeşitli girişim fikirleri olan arkadaşlarımız var. Fakat bu fikirlerle siz ve diğer yatırımcıların karşısına hangi noktada çıkılması gerektiği konusunda kafalar birazcık karışık olabiliyor. Yani belli bir miktar pişirmek illaki gerekiyor. Ama özellikle venture capitalistler için tamamen sunulacak bir yemek haline getirmeden önce de yapılacak önemli katkılar olabileceğini söylediniz. Evet. Hangi noktada mesela size temas etmeliler? Ya bence çok güzel bir soru. Burada bir bizim adımıza cevap vereyim, bir de genel cevap vereyim. Bizim adımıza, bizim ofisimize istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Biz çünkü çok ürüncü bir VC'yiz. Yani öyle finansçılığımızla övündüğümüz falan hiç yok. Ama belli güzel ürün fikirleri üzerinde konuşmaya bayılıyoruz. Yani çok rahat web sitemizden revo.vc üzerinde bundan da büyük keyif alırız. Ama işin hani genel praktisine gelince ne yapılması gerektiği ile ilgili burada bence mentorlar çok devreye giriyor. Gerçekten o konuda bir uzmanlığı ve geçmişi olduğuna inandığınız ve angel investmentlar yapan biriyle konuşmak en doğrusu aslında. Hani bu biraz önce bahsettiğim melek ağlarına üye olan ve bunları hani bize de sorabilirsiniz, biz de yönlendirebiliriz. O kişilerle konuşmak en doğrusu. Çünkü o fikre inanıp belki ufak bir tohum parası da vererek hani fikri satın alıp sizle birlikte iyice kolları sıvayabilir. Sonra VC'lere gidilebilir. Ama her halükarda biz gerçekten iyi fikirleri her zaman konuşmak isteriz. Çok teşekkürler. Oradaki bir soruyu daha sonra size alalım. Merhaba, ben Yıldırım. Bir reklam ajansında çalışıyorum aynı zamanda. Bizim bir projemiz var. Bir araba projesi ve belli bir kademeye kadar da getirdik. Aslında yazılımını yazdık, sonra paramız bitti. Öyle bir durumla karşılaştık. Proje ajansın aslında... projesi mi, bu senin projen? Ajans olarak çalıştığımız, zaten kendi ajansım sayılır, abimle beraber bir ajansımız. Tamam. Proje daha çok böyle kullanıcıların araba satın alma aksiyonlarına yönelik. Araba isteyenleri bir araya topluyor. Mesela BMW'nin bir modelini isteyenleri bir araya toplayıp gidiyor, fabrikayla pazarlık ediyor. Daha ucuza satın almalarını sağlıyor. Ama projenin ilerleyen süreçlerinde de adımları var. Mesela belli bir kitleye ulaştıktan sonra daha sonra benzin kampanyaları yapabilir, lastik kampanyaları yapabilir. İçerideki havuz ne kadar genişlerse birçok şey yapabiliyor. Böyle bir projeyle ilgili nasıl bir yatırımcıyla temasa geçmek gerekir? Ne yapmak gerekir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi biraz önce söylediğim çok geçerli. Eğer daha ürününüz çıkıp belli abonelikler hiç, yani belli üyeler içeri almadıysanız, yani fikirden lansmana kadarki sürede konuyla ilgili iyi bilgisinin olduğunu düşündüğünüz, mesela ben tanımıyorum ama sahibinden.com'un sahibi Taner Bey var yanılmıyorsam. Mesela onunla bir mentorluk ilişkisine girmeye çalışmak çok doğru olur. Yani çok bunu şu anda hani sesli düşünüyorum. Ha, ondan sonra belli bir üye sayısını ele alıp ürün de hazır olduğunda bir VC'ye götürmek daha doğru olur. Yani biraz önce arkadaşa verdiğim tavsiye de burada aynen geçerli. Tamam, teşekkürler. Evet, şurada bir soru var.
Merhabalar, hoş geldiniz. Ben dijital girişimciler adına bir şey sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi, sizin de daha önce değindiğiniz gibi, dijital girişimciler çok sayıda mevcut ve kolay yapılabilir bir şey olduğu için çok sayıda karşımıza bu tür projeler çıkıyor. Ama bu projelerin pek çoğu dönemsel popülerlik açısından yüksek bir ilgi çektikten sonra daha sonrasında bir ilgi kaybediyor ve başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu projelerin, bu yatırımların devamlılığı için temel nokta nedir sizce acaba? Yani doğru anladığımı tam bilmiyorum ama temelde bir yatırımı daha sonra sıkıntıya sokan esas unsur takım. Yani dediğim gibi bunu çok başarılı kılan da takım, başarısız kılabilecek de takım. Takımın o projeye inancı çok çok önemli. Takımın gerçekten çok önemli bir vaktini sadece projeyi düşünerek veriyor olması çok önemli. Bu bir kere esas, olmazsa olmaz. İkincisi, şimdi biraz önce de ben bir yatırımcı toplantısından geliyorum. Bazı projeleri ya da bazı fikirleri taklit etmek çok kolay. Çok hızlı taklit edilebilir. Yani girip aynısını yapabilirsiniz. Ama bu tip bir projeniz varsa bir kere çok risktesiniz. Çünkü karşı tarafta daha iyi bir takım varsa ayvayı yediniz. O yüzden ekibin çok fazla düşünmesi gereken, beni farklı kılan ne? Yani ben müşterinin hangi derdini çözüyorum da ve bunu niye herkesten daha iyi ben çözüyorum? Bu hani Türklerde çok vardı, bir dönercinin yanında 3 dönerci daha vardır ya. Bizim hani mesela e-commerce de buna döndü. Şimdi birinden çıkıyorsun öbürüne giriyorsun. Ne fark var? Niye buna girmen gerektiğinin tanımı net değil. Öyle olduğunda ne oluyor? Giriyorsun Google'a, en ucuz bilmem ne yazıyorsun, giriyorsun ondan. Bir dahaki sefere hiçbir marka bağımlılığı olmadan yine Google'a giriyorsun, en ucuz yazıyorsun, oradan yapıyorsun. Çünkü niye? O sitelerden aldığın hizmet farklılaşmıyor. Farklılaşması lazım. Yani ürününüzle ilgili farklılaşmanız lazım. Bunu yapabilecek bir sonraki adamdan sen neyi farklı yapacaksın? Müşterinin de vitamine ihtiyacı yok, baş ağrısı hapına ihtiyacı var. Her zaman painkiller'lar çok hızlı büyüyor. Yani vitaminler o kadar değil. O yüzden gerçekten hangi problemini diğerlerinden en iyi şekilde çözüyorsun, ona bakmak lazım. İçeriğin yenilendiği gibi takımın da sürekli yenilenmesi gerekiyor mu bu bağlamda peki? Yani core ekibin hiç yenilenmesi, öyle bir şey yok yani. Hani yenileri katılabilir ama öyle devamlı ekibi yenilerseniz o moral de bozar yani. Teşekkürler. Değerli sunumundan ötürü Cenk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun.